Sevgili dostlar, yine yeni bir videoda karşınızdayız. Bir ara verdik, ara vermedik aslında. Biz yayınlara devam ediyoruz. Kürşat Berkan'la sanki böyle bir ara verdik gibi gelmiyor. Uzak diyor, bahane uyduruyor. Bak şimdi ben yorum bir adamım. Yazar Kürşat Berkan yine burada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. İyi de gidecek inşallah. İyi gitsin diye uğraşıyoruz. 2023 süper. Öyle diyorlar. Harika olacak diyorlar. Valla şöyle bakıyorum ben oraya, şey derler, elhamdülillahi ala kulli hal derler. Yani her hale şükürler olsun diye. 2023'ün de böyle her haline şükür edeceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyoruz ama tabii bununla beraber bu küresel firavunlar dediğimiz tayfa da boş durmuyor. Onlar da çalışıyor. Bakalım bize yeni sürprizleri neler? Yine kapakta vermişler biraz sürprizler. Bakalım ne olacak diye. Bakalım sürprizler neler olacak. Şimdi tabii Kürşat Berkan olunca metafizik alem konusu hep gündeme geliyor. Çok da soruyorlar. Birkaç başlık var ki buradan yine müjdesini de veririm. Birlik Akademi'de eğitimlere, seminerlere de aktif başladı Kürşat Berkan. Yine videonun altına linkini bırakırız. İlk başlık şu olsun. Havas ve Ledün. Şimdi bu ikisi de gizemli ilimler ki Ledün zaten başlı başına Hazreti Hızır'dan da yola çıkarsak ki Hazreti Ali hep konuşulur yine Peygamber Efendimiz'e. Bu ilimler Allah tarafından verildiği ile biz biliriz. Hani bende Ledün var kardeşim diyen bir adama da çok itibar etmez ki biz de öyle. Dolayısıyla bir havasla Ledün'ü bir ayır. Böyle bir gizemine de bir gir. İnsanlar merak ediyor. Farkı nedir? Herkes havasçı, havas eğitimi alabilir mi? Havasla ne yapılır? Faydası nedir? Sıkıntıları insan için nedir? Ledün'ü de böyle bir aç. Ben Ledüncüyüm diyen birçok insan var. Ona da böyle bir cevap niteliği gibi bir şey olsun. Şimdi şöyle, havas dediğin gibi çok da havasçı oldu bu arada. Elbette ki olsun. Yani ilim yayıldıkça güzel ama inşallah bu insanlar yani taşı doğru... Taşı altına çevirmeye başladık mı artık? O işte havasın simya kısmına giriyor biraz. Çok havasçımız oldu. Ben hem seviniyorum hem üzülüyorum. Niye? Hakkıyla yapan insanlar olsun istiyorum. Tabii bu işin de sahtekarlığı da türüyecek. Oraya doğru gidiyor zaten, görüyoruz. Şimdi havas aslında gizli ilimler demek. Peki gizli ilimler diye bir şey var mıdır, olur mu? Bunun uygulayıcısı çok kişi var ama en ünlülerinden bir tanesi biliyorsun ki Muhyiddin el-Arabi Hazretleri'dir. Batini olarak bu işi ele almıştır. Çünkü biz şöyle düşünüyoruz bu konuyla ilgilenenler olarak. Allah'ın yarattığı bir ilimdir bu ve Allah bu ilmi gizleyerek vermiştir. Niye gizleyerek vermiştir? Çünkü bu ilimde insanın duyularının dışında bir şeyler yapılabilir. Örnek tayyimeken gibi. Örnek bir cismi hareket ettirebilmek gibi vesaire. Dolayısıyla bunu açık olarak verseydi, yani zahiri verseydi, batını vermeseydi, o zaman herkesin elinde, herkes birbirine ehil olmayan kişilerin tasarrufu altında olacaktı. Bu nedenle de bu biraz batini kısma girer. Batini kısımdaki bu ilmi elde etmek için de fedakarlık gerekir. Öyle ki büyük alimlerin birçoğu hücrelerine kapanmışlar. Hem nefislerini, hem bedenlerini, hem zihinlerini ve bilinçaltlarını terbiye etmişlerdir. Ve bu 40 günün üzerinde bir süreçtir. Dolayısıyla bu fedakarlıklar olmadan bu batını ilme zaten erişmek mümkün değil. Kur'an'da ne diyor? Allah ilmi isteyene verir. İsteyeceksin ki, mücadele edeceksin ki ya da ne bileyim fedakarlık yapacaksın ki bu ilme erişebilesin. Havas kısa ve öz tabiriyle gizli ilimler demektir. Ama şunu özellikle söyleyeyim Murat. Bizim ülkede maalesef böyle hezeyan dolu bir durum var. Şimdi benim de havas eğitim var. İnşallah seninle beraber de ilerleyen dönemlerde yapacağız. Önce lucid rüya eğitimini yapacağız beraber. Ondan sonra da daha sonra havas eğitimi yapacağız. Ama onun öncesinde ben zaten programlamıştım havas eğitimi diye. Ocak ayında bir de havas eğitimi yapacağım. Fakat bu havas eğitimi hakkında bile duyuru yaptığımda toplum arasında da bu var. Çok üzüldüğüm bir konu var. O da şu. İnsanlar havas eğitimi deyince cincilik sanıyorlar. Sordukları şu, yani çok garibime gidiyor benim. Cinim olacak mı benim? Bravo. Hocam ben bu havas eğitimini alınca işte cinim olacak mı? Bizi cinle tanıştıracak mısın? Cinlere temizlik yaptıracaklar. Ya da bir de öyle var ya. Ya da şey diyor. Aynen öyle. Bir de şey diyor mesela. Hocam biz bu ilmi aldığımızda, havas eğitimini aldığımızda insanlara bakım yapmaya başlayacağız mı? Hani cincilerin yaptığı bakımdan bahsediyor. Bakım yapmaya başlayacağız mı? Ya havas eğitimi o değil ki. Havas demek senin gizli ilimler dediğimiz şeyi öğrenmen demek. Havas demek seni korunman demek. Havas demek aileni koruman demek. Havas demek senin
dünyada zahiri olarak gördüğün her şeyin perde arkasına okuman demek. Havas demek hayvanların enerjisini, bitkilerin enerjisini, suyun enerjisini görmen demek. Yani şu içtiğimiz suyu bile havas eğitimi sayesinde biliyorsun ki su uzun süre durduğunda ölür abi. Ölü pozisyona geçer. Yani ölüm uykusuna yatar. Harekete geçirirsen su canlanır. Bunu bilim söylüyor abi, biz söylemiyoruz. Havasla bu suyu nasıl şifaya çevirirsin onu öğrenirsin. Ama insanlarda bir cin takıntısı var. Bıktık artık bu cinlerden. Olağanüstülük bekliyor. Ya cinler de bizden bıktı. Çok ciddi söylüyorum bak. Yeter diyorlar ya, yeter yeter. Gerçekten yeter diyorlar. Musallat falan olmuyorum artık. İnsanlar onlara musallat oluyor. Kızıyorlar bize ya, gerçekten kızıyorlar. Bak samimi söylüyorum. Hani bazen öyle. Ne diyorlar? Bir şöyle duyduklarından bir çıtlatmıyor. Bazen öyle mesela karşılaştığımız oluyor. Orada cinlerle mesela... mi karşılaştığımız? Ya bir metafizik uzmanı arkadaşların yanında karşılaştığımız diyelim. Mesela bir tanesi diyor ki, biz diyor size musallat oluyor sanıyorsunuz ama diyor siz bize musallat oluyorsunuz diyor. Ve iddia ediyorum diyor. Şikayet ediyor cin yani. Bak iddiaya bak. Ve diyor iddia ediyorum. Cinlerin insanlara musallat olmasından daha çok insanlar diyor cinlere musallat oluyor. Nasıl yani? Ama oluyor. Rahat durmuyoruz abi. Kaşınıyoruz. Kaşınıyorlar diyor değil mi? Aynen öyle. Kaşınıyorlar. Biz rahat durmuyoruz. Hele şu fal belası. Aman ya Rabbi ya. Fal bakmak direkt zaten negatif enerjiyle oluyor. Falın etrafında dönen, reaksiyon sağlayan cinlerin hepsi sufli cinler. Ve sufli cinler sizin o auranızda enerji boşluğu açmanızı bekleyen timsahlar. Siz niye kendinize aura boşluğu açıyorsunuz? Sufli kurban olayım. Sufli cin aç istersen. Sufli cin, şeytani cin demek abi. Yani kötücül cin anlamına geliyor. Rahmani cinler, iyicil cin anlamına geliyor. Rahmani cin deyince de insanlar sadece Müslüman cin anlıyor. Hayır, öyle bir şey yok. Rahmani cin, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan cin demek. Bu Hristiyan da olabilir, Musevi de olabilir, Müslüman ya da ama mümin de olabilir. En büyük emrinden uzaklaşmış. La ilahe illallah Muhammed. Sana göre, Resulullah. Sana göre. O da diyor ki son peygamber gelmedi diyor. Son peygamber Hazreti İsa. Ya bu inanış. Tamam, inanmıyor ama işte o zaman yine emrinden çıkmış oluyor. Amenna, ama tek ilaha inanıyor. Ya tamam, orada yeterli değil ki o. Sana göre yeterli. Bana o da diyor, İslam diyor la ilahe illallah Muhammed Resulullah son peygamber. Peygamberlere iman var. İman güzel var. Diyorsun da bak şimdi sen, o inanmıyor. Sen kendi açından bakıyorsun. Sana göre son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam, tabii ki bize göre öyle. Şunu diyeceğim. Hayır. O da diyor ki son tamam. Peygamber size göre Hazreti Muhammed olabilir ama bize göre değil. Bize göre Hazreti İsa. Tamam, bana göre yine çıkmış oluyor emirden, doğru mu? O zaman sana Allah'ın emirlerine uyan demek doğru mu o zaman? Onu diyorum zaten. Şimdi mesela Müslüman cin diyor. Bizde öyle bir inanış var. Müslüman cinmiş hocam falan diyor. Hayır, Müslüman cin demek onun iyi bir cin olduğu anlamına gelmiyor. Ya yalan söylemez biz, anlamına da gelmiyor. Biz ahlaken iyi olan insandan ya da iyi olan cinden bahsediyoruz. Her zaman ben ne iddia ediyorum? Şeytan bir vasıf. Şeytanlaşan insan olabilir. Şeytanlaşan cin olabilir. Azazel ya da Azazil diğer ismiyle. Ya da iblis. Kimdi Azazel? İblis de dediğin gibi. Neden Azazel'di peki? Zel, zal. Bunlar meleklere verilen sıfatlar. Melekküt katına çıkmış bir varlıktı ama ondan sonra indirildi. Şeytana da melek diyenler var. Hayır, öyle bir şey yok bu arada. Ayetle sabit. Canım. Tabii cinlerden aynen öyle diyor. Cinlerden de diyor. Havas o nedenle içinde cinlerin de bulunduğu bir ilim. Bir gizli ilim. Bunun içerisinde birçok ayrı kol var. Mesela ebced ile cifir ilmi ile geleceğe dair Allah'ın belirlediği yasalar çerçevesinde mutlak gayb, muallak gayb meselesi vardır. Bilmeyenler araştırsın. Şimdi onu da burada anlatmayalım. Mutlak gayb çerçevesinde ileriye dönük çıkarımlar yapabilme sanatıdır cifir. Havasın bir kolu cifirdir mesela. Havasın bir kolu metafiziki alemdeki varlıklarla irtibattır. Sadece bir kolu. Havasın bir kolu maddelere temessül etmedir. Havasın bir kolu tabiata temessül etmedir. Havasın bir kolu insanın hücre yapısına temessül etmedir. Yani senin hücren bozuk. Senin demeyeyim de seni işaret etmiş olmayalım. Mesela bir kişinin hücre yapısı bozuk. Kanser var. Kanser hastası. Bu iddia diyelim. Hadi sıkıntı çıkmasın sonra sağlık bakanlığımızda. İddiaya göre havas ilmiyle doktorluk mesleği olan bir varlığı kullanarak ya da hekim cin. Bravo. Ya da bir tılsımla, özellikle tılsımlarla. Tılsımı da çok kötü anlatmışlar bizim millete. Tılsım deyince o büyü falan diyorlar. Ya ne büyüsü, saçma sapan konuşmayın kardeşim. Tılsımla bir insanın hücre yapısını düzeltmek suretiyle hastalıklardan beri edebilme durumu da mevcut. Havas yani muazzam bir derya. Ve havas, bizde havas, Musevilerde Kabbala olarak geçer.
Havas işte kabalayı da büyü olarak çok kabul ediyor ama kabul edin, biraz yanlış, da öyle biliyor musun? Çünkü yanlış. Kabala'da yapılan işlemlerin çoğu baktığımızda biraz daha büyüye giriyor. Bizde de öyle mesela havası da büyü anlamında kullanabilirsin. Yani iki ucu keskin bıçak deriz ya, havas da öyle. Havas ilminde kullanmaya başladığında havas kişiden kişiye öğretilebilen, öğrenilebilen bir ilim. Peygamber Efendimiz'den sonra yazıcılar vardı biliyorsun. O yazıcılar işte Kur'an-ı Kerim'i yazdılar. Kur'an-ı Kerim'den daha sonra Kur'an-ı Kerim'in içindeki hukukları, ilimleri, insanla alakalı ilimleri, tabiatla alakalı ilimleri, aile hukukunu hepsini ayırdılar. Çünkü hepsi bir sistematize şekilde uyarlanması gerekiyordu. Onu yaptılar. Buna İslam hukuku diyoruz. İşte burada da bir grup da Kur'an'a batini olarak baktı. Batini bir gözle baktı. Bunun kapısını açan da Hazreti Ali'dir. Gerçekten muazzam bir ilim deryasıdır. Peygamber Efendimiz'in hadisi vardır bununla ilgili biliyorsun. Oradan gelen bir ekol havas ilminin ortaya çıkmasını sağladı. En iyi icra edenlerden biri de programın başında söylediğimiz gibi Muhyiddin el-Arabi'dir. Tekrar söylüyorum. Havas ilmi öğrenilebilen, kişiden kişiye aktarılabilen bir ilim. Ancak ledun ilmi böyle bir ilim değil. Tamam, onu devam edeceğiz. Ledüne girme. Havasla ilgili eğitim var. Sen yapıyorsun bu eğitimi. Süreç ne bir? İki, öğrenilebilir ve öğretilebilir dedin. İlk etapta süreçle yola çıkarsak ne öğreniyor bu insanlar? Sonrasında hayatına nasıl uyguluyorlar? Bir de hani hep böyle bir olağanüstülük bekliyor ya. Sen şimdi havas eğitimi veriyorsun. Dolayısıyla senin bunu biliyor olman lazım. Doğru mu? Bravo. Mesela sen havas bilerek ne yapıyorsun? Yani suyun frekansını mı değiştiriyorsun? Ya da olağanüstülük baktığında, yani hep böyle bekledikleri için soruyorum. Hani insanlara bak bunu da yapabiliriz aslında. Altını doldurabilmek için. Hayatına nasıl yansıdı ve ne yaptın değişik havas öğrenerek? Sana bir soru. Şimdi diyelim ki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye niyet ettin. Tabii sular seller gibi okumaktan bahsetmiyoruz. En azından gördüğün bir ayeti okuyabilmekten bahsediyoruz. Ne kadar zamanda öğrenirsin sence? Ya ben okuyorum ama hani hiç bilmediğini kabul edelim. Hiç bilmeyen bir ayda öğrenir herhalde. Bir ayda. Havas ilmiyle bir saatte yani öğretebileceğimi iddia ediyorum. Belki giremez ama. Havas ilmiyle bir saatte öğretebileceğimi iddia ediyorum. Havas ilmiyle bir saatte öğretebilirsin. Evet. Evet. Alacaksın abi. Hiç bilmiyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Hiç. Harfleri falan. Arapça hiçbir şey bilmiyorsun. Havas ilminin de desteğiyle, bak burası önemli. Havas ilminin desteğiyle Kur'an-ı Kerim okumayı. Bu büyük bir iddia ama. Bir saat. Bir saatte yapacağım işte havas eğitimimizde. Şöyle bir şey yapalım. Saatte, havas eğitiminin de haricinde bir saatte mesela Kur'an okuma gibi bir eğitim de verilebilir mesela. Sadece ayrı. O da olabilir ama işte orada. Çünkü okumak isteyen çok var. Hani kursa mı gidecek, bir hocaya mı gidecek? Amenna, ama orada ben şunu gözetiyorum. Sadece başlı başına Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye kalkacaksak bundan para almasını doğru bulmuyorum. Ama tabii ayrı bir kurs olarak ilerleyen zamanlarda bunu da yapabiliriz. O da senin ilmini zekata işte. Tabii. Zaten şöyle takip ediyorsan, sen yakın dostumsun biliyorsun. Bugün bizim 12 tane eğitimimiz var. Bu 12 tane eğitimin 7 tanesi zaten ücretsiz. Bila bedel. Mesela yine havas ilmiyle hiç kimse bunu yapamaz değil mi de, o çok büyük iddia olur. Bugüne kadar hiç kimsenin vermediğini düşünüyorum. İddia ediyorum, diyorum ki ben havas ilmiyle senin bütün çakralarını çalıştıracağım. Ve o çakraların çalıştığını hem ruhsal olarak hissedeceksin. Mesela bugüne kadar ben görüyorum, bazen izliyorum videolarda, şey diyorlar. İşte bazı seanslar yapıyor, diyor ki tamam çakran açıldı. Tepe çakra. Bende MR'si yok. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hissetmiyorum. Nasıl olacak? Nasıl bir his olacak mesela? Şöyle olacak. Mesela tepe çakran. Mesela üçüncü gözü karıştırmış şimdi, çok karışır yani diyor. Yani böyle bir perdeler mi açılacak? Yok. Başka şekilde. Senin havas ilmiyle, yine bizim kursumuzda vereceğiz bunu. Havas ilmiyle iddia ediyorum abi yani. Senin bütün çakralarını çalıştıracağım. Hatta kök çakran, ikisi önemli çünkü, kök çakran ve tepe çakranın yandığını hissedeceksin, böyle cayır cayır yandığını hissedeceksin. İddia ediyorum abi. Havas ilmiyle senin çakralarını havas çalıştıracağım. Havas ilmi artı metafizik çalışma mı var? Metafizik için? Yok. Metafizik deyince insanlar cin sanıyor ya. Çünkü o da var şimdi yorumlarda, gelecek cin mi yollayacak falan gibi gelecek ya. Yani şöyle düşün. Bizim o da mümkün çıkıyor. Şöyle düşün. Bizim eğitimimizde örnek veriyorum. 20 kişi olacak. 20 kişiye birden 20 tane cin mi göndereceğiz abi? Ayrıca ben cinci de değilim yani. Ben ilimciyim abi. Oraya atlamayalım. Havas ilmiyle mesela bütün çakraların çalışabileceğini düşünüyorum. Ya da havas ilmi kullanarak yapacağım bir tılsımla seni
yattığın yerde astrale hiçbir şey yapmadan, bu da yeni geliştirdiğim bir metot, hiçbir şey yapmadan seni astrale çıkartabileceğimi iddia ediyorum. Yine başka bir iddiada bulunayım ama bunu yapmayacağım hava simine. Bunu çok daha sonra farklı bir şekilde yapacağım. Bir kamp yaparsam o zaman yapacağım. Yani en azından altyapıyı alanlarla belki yapacağım. Benim gözetimimin de yapılması lazım çünkü. Mesela üçüncü gözümüzün açılmasını çoğu kişi istiyor. Benim üçüncü gözüm açılsın. Ne olacak açılınca? Cin görecek işte. Onu bilmiyor işte. Üçüncü gözüm açılsın hocam. Ya üçüncü göz açılması ne demek abi? Bir de şey karıştırıyorlar. Kalp gözüm açılsın hocam. Ya sen kimsin kalp gözün açılsın? Kalp gözün açılması demek. öyle ama yani. Alnı secdeye gelmiyor. Abdestli gezdiği yok. Abdestten haberi yok. Diyor ki benim kalp gözüm açılsın hocam. Ya olmaz böyle bir şey kardeşim. Kalp gözü Allah yolunda olan Evliyaullah'ın kalp gözü açılır. Yani öyle olsa bu kadar yıldır biz bu ilimle uğraşıyoruz, bizim kalp gözümüz açılırdı. Günahkarız kardeşim hepimiz yani. Ne kalp gözü açılması? Ya sen şimdi diyorsun ki üçüncü gözü... kalp gözünü açacağım. Yok o kadar değil. Motoru yaktık o zaman. Hepsinin iddiaları var. Ama şöyle bir son bir iddiada bulunayım. Şöyle bir iddiam var. Şimdi üçüncü gözün açılması ile ilgili çok metot var piyasada. İşte diyor ki şunu zikret kesin açılacak. Bunu yap kesin açılacak. Şunu dinle kesin ama açılacak. Mümkün altı da var. Çünkü belli zikirler zaten aurayı... Ama zaman içinde olacak ya. Hmm. Ben de iddia ediyorum. Eğer bir gün bir kamp yaparsam o kampta herkese böyle canlı olarak herkese yaşatacağım. Şu alemleri bir göstereceğim. Yaşatacağım o duyguyu. Gönüllü olanlar, korkmayacak olanlar. O yüzden benim gözetimimde olsun diyorum. Gönüllü olanlar, korkmayacak olanları yatıracağız abi. Yapacağım bir tılsımla üçüncü gözünü açacağım. Ama kısa olacak o. Üçüncü gözünü açacağım. Öbür alemi göstereceğim. Kendisi şahit olacak. Ama gösterdiğim kişiyi de bağlayacağım. Neden? Çünkü göz perdesini açacağız biz adamın ya da kişinin. Göz perdesini açtığımız zaman o alemi gördü mü kalkıp fırlayıp kaçmaya çalışabilir. Kaçmasın ki biz yardım... Ama dengesini gitmez, bozar mı? Biz onu kontrol edeceğiz. Kaçmasın ki biz yardımcı olalım maksadıyla kollarından bağlayacağım. Açık açık söylüyorum. Sonrasında bu sıkıntıları yaşar mı? Çünkü bir şeyler görecek artık. Rüyasında. Sonrasını bilmem. Ben orada işlemimi yaparım. Söz verdiğimi yaparım. Sonra o takıntı yapar. Kendine işte anksiyetesi olur. Ben onu bilmem kardeşim. O zaman... Gelmeyecek, yaptırmayacak. Kendine güvenenlere yapacağız zaten. Ve sözleşme imzalayacağız. Ben hiçbir şekilde mesuliyet kabul etmiyorum diye. Ya senin amacın artistik yapıyorsun bana. Hocam benim üçüncü gözüm açılsın. Bütün her yeri göreyim. Bütün cinleri göreyim. Buyur işte gör. Ondan sonra hocam ben korktum. Korkmasaydın bana ne yani. O nedenle havas ilmiyle... Dava açarlarsın. o yüzden seçici olacağız. Havas eğitiminin bile biliyorsun ki temel ve orta seviyesini veriyoruz şu anda. Havas ilmi nedir, nasıl kullanılır, neye yarar? Bunların eğitimini veriyoruz. Ha bir detay daha söyleyeyim unutmadan. Çok da vaktimiz kalmadı herhalde. Burayı bitiririz, şeye ayrı gireriz. Tamam. Dediğine. Bir detay daha söyleyeyim bununla ilgili. Mesela bir sürü havas kitabı var. İçerisinde bir sürü işlemler var. İşte şunun için şunu yap, bunun için bunu yap, şunun için şu şöyle şunu uygula falan diye. İnsanların muzdarip olduğu şu. Diyorlar ki ya hocam bu kitabı aldık ya da gördük internette. Biz burada yazan tılsımı yaptık ama işe yaramadı. Yaramaz. Çünkü sana onun çalıştırılması gereken anahtarı vermediler. Tılsım yaparken onun bir işlemi vardır. Çok uzun burada derslerimizde anlatırız onu. Burada da zaten uygun olmaz. Bir işlemi vardır, usulü vardır. Usulüne göre yaparsın. Yapıp bitirmek de yetmiyor. Onu çalıştırmak için marşı vardır orada. Hatemi vardır, azameti vardır. Bravo. O marşa basıp çalıştırmazsan o tılsım işe yaramaz. Bu nedenle o kitaplardaki hiçbir tılsım işe yaramıyor. Evet. Ben de diyorum ki bu havas eğitimi aldığınızda o kitaplar sizin için bir yol haritası olacak. İstediğiniz tılsımı alacaksınız. Zaten çalıştırmanın yöntemini bileceksiniz. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yeniden tılsım yazmaya gerek yok. Ama siz nasıl çalıştıracağınızı öğreneceksiniz. Kuşat Berkan anahtarı da veriyor. Anahtarı da vereceğiz. Peki bunu kötüye kullanabilirler mi? En çok merak ettikleri yer burası. Hayır kullanamazlar. Çünkü biz vereceğimiz tılsımlarla sadece rahmani işlem yapmayı öğretiyoruz. Şeytani işlemin metoduysa, yani çalışma metoduysa çok farklı. Peki sonra bunları da araştırıp işi büyüye, kötü niyetle başka şeylere çeken... Ya kişinin kendi işinde kötülük varsa zaten onu engelleyemezsin. Ki eğitimlerde kişi kendini belli ediyor. Daha önce başka bir kurumla vermiştik. Orada bile yani mesela iki tanesi kendini açık açık belli etti. Onları ona göre davranırken. Büyüme yapayım ya. Tabii yani. Anladım. Yani onu ona bağlayayım, onu onunla sevgili yapayım. Yakın mesela zamanda olacak eğitimi. Yine Birlik Akademi'de de farklı eğitimler olacak Kürşat Berkan'ın. Hem sosyal medya adresinden, yine YouTube adresinden mutlaka takip edin. LEDİN'le ilgili bu şeye sıkıştırmayalım. Ayrı bir tam bölüm yapalım ona. Son ekleyeceğim başka bir şey var mı? Buradan izleyicilerimize anahtarı veriyorum diyorsun. Allah'a emanet olsunlar. Tekrar iddia ediyorum. Birlik Akademi'de de yapacağız. Bizim kursumuzda da yapacağız.
iddia ettiğim şu, Havas eğitiminde Kur'an-ı Kerim meselesini bilmiyorum. O konuda kafama daha tam oturmadı. Havas ilmi meselesinde %100 iddia ediyorum. %100 çakralarını çalıştıracağımı söylüyorum. Çakra çalıştırma işi başka bir eğitim. Yani çakra eğitimi başka bir eğitim. Biz bu eğitimi Havas eğitiminin içinde ücretsiz veriyoruz. Hmm. Ama insanlar da şöyle sanıyor. Havas eğitimi ücretsiz sanıyor. Hayır, Havas eğitiminin belli bir emeğimizin karşılığı var. Havas eğitimi içinde çakra açma eğitimi ücretsiz. Ledün ilmi nedir demeyeceğim. Birçok insan az çok tahmin ediyor, biliyor, araştırıyor. Bende ledün ilmi var kardeşim. Ben bunun eğitimini de veriyorum diyen arkadaşlarımız, dostlarımız var. Tanıdığımız ya da tanımadığımız bu ilmi verdiğini söyleyen kurslar var, eğitimler var falan. Ledün ilmi eğitimi verilebilecek bir şey mi? Bir. İkincisi, Allah tarafından verildiği bilinen, hani bu eğitimle alınabilecek bir şey olmadığı da bilinen bir önemli bir özellik mi diyeyim, ne diyeyim, ne denir ona başlık olarak? Sır. Sır. Nedirle bir açalım. Yani nedirle açalım derken bu sır nedirle bir açalım. Sen, ben bu ledin ilmine nasıl sahip olabiliriz? Nasıl alabiliriz? Alabilir miyiz? Biz seninle eski dostuz. Uzun yıllar oldu. İnşallah daha uzun yıllar. Neler gördük diyor. Öyle bir giriyormuş. İnşallah bu uzun yıllar dostluğumuz bozulmaz. Bu yıllar içinde mutlaka birbirimizde saklı olan, kimseye anlatmayacağımız sırlarımız vardır. Peki diyelim ki sen, sana verdiğim, özellikle sır olduğunu belirttiğim bir şeyi gittin anlattın birilerine. Sen ne olursun abi? Bana göre hain olursun değil mi? Tabii. Sırrı açar. Ledün ilmi işte bir sır ilmidir. Ve Allah katından kişilere verilir. Ben sende olmaz demiyorum. Sende olabilir. Ya vardır söylüyorsan hainsin. Bravo. Ama sende olmayabilir. Bravo. İki türlü bir cevabı var bunun. Şöyle söylüyorum aslında. Diyorum ki ledün ilmi herkeste olabilir. Hatta ve hatta Allah Celle Celaluhu ledün ilmini 11 yaşında, 10 yaşında, 9 yaşında bir çocuğa dahi verebilir. Yani maddenin ötesindeki sırrı gösterebilir o çocuğa. Bu ledün ilmidir. Bilinmeyeni bilmektir ledün ilmi. Görülmeyeni görmektir ledün ilmi. Anlaşılmayanı anlamaktır ledün ilmi. 10 yaşındaki çocukta da olabilir. Lakin sen kalkıp da sırrı deşifre ediyorsan, yani bende ledün var, ben ledüncüyüm diyorsan, işte o zaman Allah'ın verdiği sırra ihanet ediyorsun ve... Bak bunun çok örnekleri var. Bir de şey komik değil mi? Yani ben de ledün var ki Allah bu sırrı verdi diyorsun bana. 300 lira eğitim veriyorsun. Yani evet, YouTube'da. Evet. Mesela az önceki bölümde ne dedik? Kur'an-ı Kerim eğitimi verebiliriz ama bundan ücret almamalıyız dedik. Yani Allah'ın ilminden zaten ücret alınmaz. Fakat ortada bir ilim var. Sen bunu kendin mücadele ederek kazandın. Yani sana şak diye inmedi. Ledün ilmi böyle çünkü. Bir gecede ledünni olursun sen. O da öyle mi de? Bir gecede mi? Aynen öyle. Akşam yatarsın, sabah kalkarsın, dünyayı artık farklı görmeye başlarsın. Karşına sana kahvaltı hazırlayan annenin etrafında bütün aura halkalarını renk renk görmeye başlarsın. O kadar. Ya da annenin suretini, tabii kimse böyle görmek istemez ama belki domuz olarak görürsün. Niye? Günahlarından ötürü. Ya da aynaya bakarsın, aynada kendini çok başka görmeye başlarsın. Misal. O Allah isterse, sana verirse olur. Ben istiyorum diye de olur mu? Hani ilme isteyene veririm diyor ya. Ben ledün istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Ledün ilmi bende olsun dersen de sonuçta Allah vaadinden dönmez. Böyle bir... Ya abi ya şöyle bir sistem var. Şöyle bir sistem var. Benim bardağım var. Ben diyorum ki Allah'ım bana bir kova su. Ya verir mi Allah bana bir kova su? Ya benim bardağım küçük abi. Tamam, mücadele edeceksin, uğraşacaksın, eğitimini alacaksın, altını dolduracaksın. O ayrı da olabilir yani herkeste. Tabii ki olabilir. Zaten öyle söylemiyor mu Hazreti Hızır ve Hazreti Musa hikayesinde de? Yani bu ilim isteyene verilir ama isteyen hak ediyor mu ona bakılır. Günümüze bakıyoruz, abi yalancılık var. Milletten para tırtıklama var. 50 tane palavra atma var. Diyor ki bende ledün var. Sende ledün var dediğin an zaten sende ledün olmadığını anlıyoruz biz. O nedenle bu hani ortalıkta bende ledün var. Ben Mehdi'yim diyenler gibi. O bambaşka. Evet evet. Şunu söylüyorum aslında. Şimdi ben olaya şöyle bakıyorum. Aslında o arkadaşları da yadırgamak istemiyorum ya da kötü konuşmak istemiyorum ama. Ya bir etrafımda arkadaşlar. Çok var yani. Evet. Ben İyi niyetli bir çoğu aslında. Tabii. Bende ledün var demiş. Şimdi şöyle. Bazı sırlar öğrenmiştir. Gerçekten öğrenmiştir adam yani ya da hanımefendi her neyse. Sırlar öğrenmiştir. Bu sırları öğrendiğinden dolayı araştırır bir bakar ki aa bir dakika bu sırlar sadece kendinde var. Başka kimsede yok. Bundan yola çıkarak ben kimsede olmayan bazı ilahi sırlara eriştim düşüncesiyle bunu ledün sanıp da ben ledün var diyorsa çok büyük yanlış yapıyor. Bu yanlışından dönsün.
Bunun yerine ben gizli ilimlere sahibim desin. Bak tekrar söylüyorum. Ledunni ilme sahip insan kendisinde ledunni ilim olduğunu söylemez. Söylerse alınır. Çünkü çok örneği var İslam tarihinde. O da ilginç. Alınır. Bilgiler mi alınır? İslam tarihinde çok örneği var ya. Bir anda vezirken rezil olan insanlar var yani. Kendisine verilen ilmi deşifre etti diye. Çünkü bu bir sırdır. Sırrı deşifre eden haindir kardeşim. Bu ihanetine de kayıtsız kalınmaz. Mele-i Ala diye bir şey vardır. Heyet vardır. Bu melekler heyetidir. İnsanlarla yani sadece insan değil, yaratılmışlarla ilahi sistem, lef-i mahfuz arasındaki o koordineyi sağlarlar. Direkt onlar tarafından senin ilim nasibin kesilir. Sonra ben Mesih'im diye işte var birileri ben Mesih'im diye ortaya çıkarsın abi. Mesih olduğunu iddia edersin. O nedenle ledünni ilim Allah tarafından layık görülen kişilere verilen mühim bir ilimdir. Özel bir ilimdir. Peki bir insanda ledünni ilim varsa nasıl anlayacağız? Ledünni ilim... Yani söylemese de başkası tarafından aynen anlaşılabilir mi? Ya tamam. İşi bilen adama program yapmak güzel oluyor. Helal sana. Abi 10 yıldır program yapıyoruz. Değil mi? Artık birbirimizi tanıdık. Şimdi şöyle abi. Ki ilk yayınımız beraberdi. Bu arada aklıma şey geldi. Şimdi birçok kanalda program yapıyoruz ya. Geçen Sercan yazmış. Hep B ile gidiyor program kanalları. Şimdi öyle mi? Bu akşam bak BBN'deyiz. Berat TV, Bengü Türk, Dram TV. Hep ne? Bir beyaz ya. Yok arada. Beyazda da konuk oluruz Türkiye. Hakikaten ya. Ki başka da B ile başlayan kanal yok. Çok ilginç. O zaman beynin sırrını araştırmak lazım. Bak sana ledünni bir konu. Bak ledünni konuya da çalışabilirsin. O da başka bir konu. Kişiye baktığında kullandığı lisandan, hal hareketlerinden ya da konuştuğu kelimelerden farklı bir ilme sahip olduğunu görebilirsin. Mesela ledünni ilminin birinci, ikinci ve üçüncü basamağı bazı beyanlara göre 11 basamaktır, bazı beyanlara göre 12 basamaktır, bazı beyanlara göre 99 basamaktır ledünni ilmi. Bana göre gördüğüm kadarıyla ledünni ilminin birinci, ikinci ve üçüncü basamağında olduğunu düşündüğüm bir tane abimizi tanıyorum. Konuşmalarından, verdiği cevaplardan, anlatımından çok farklı bir yapıya sahip olduğunu zaten anlıyorsun. Yani bizim kelime dağarcığımız dahi bir olayı anlatırken kullandığımız kelimelerin soyut ya da somut fark etmez. O benzeşen kelime ölçülerine dahi anlatırken biz maalesef ki ziyan olmuş, zelil olmuş bir dil kullanıyoruz, lisan kullanıyoruz. Lisanın bütününden bahsetmiyorum. Kullandığımız kelimelerin yetersizliğinden bahsediyorum. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Kanka. Bu nedenle ledunni ilmi olan, ledunni ilmine sahip olan kişi söylemediği gibi kullandığı lisanla dahi hani mesela Cübbeli Ahmet Hoca'nın buradan da selam edelim ona bir sözü var ya. Yahu konuşuyoruz tesir etmiyoruz dediği insan ediyor ya. Ledunni ilmi olan birini dinlediğinizde birazcık kulak verdiğinizde gerçekten size tesir ediyor. Mesela dikkat çektiğin ne oldu? Hani bir şey sordun aldığın cevap ya da bir... Ben tanışmadım kendisiyle. Ben tanışmadım kendisiyle. Ama videoları var izliyoruz yani. Ha ekrandan tabii, bilinen tabii. Birisi. Yok bilinen çok bilinen birisi değil. Videoları var. Video çekiyor YouTube'a. Kendi bir küçük bir cemaati var. Bir de konuştuğu konular da bu konular. Aşağı yukarı bu konular. Gizli ilimler yani anlattığı konular ama mübarek düzgün sen bir adam. Sen olabilir diyorsun. Ledünni ilmi olabileceğini düşünüyorum anlattıklarından yola çıkarak. Ama bak şurada bir parantez açalım. Tanışacağız inşallah. Bir parantez açayım. Kişiye mübareklik yüklemiyorum. Yani derler ya tabii. Şeyh uçmaz mürit uçurur diye adam uçurmaya gerek yok. Fakat ilim sahibi birisi olduğunu düşünüyorum. Kim? Tabii ilim sahibi birisi olduğunu düşünüyorum. Ya bunu da söylemek doğru olmaz. Çünkü birini biraz fazla tanıttığın zaman o kişinin şöhreti yükseliyor ya. Şöhret yükselince şeytan ucuna gidiyor. Şöhretten ziyade bir de böyle bir şey istemiyor da olabilir. Durup dururken başına iş. Yüzlerce insanın mesajı. Hayır bir de şu var. Ben ledünni ilmi olduğunu düşünüyorum. Belki yok. Yani. Ama ben ledünni ilmi var düşüncesiyle birisi izlemeye başlar. Ledünni ilmi olmadığını düşünür. Bu sefer beni yalancı addeder. Ama diyorum ki bu benim sadece kendi düşüncem. Tavrından, konuşmasından, kullandığı üsluptan, güler yüzden, yüzündeki nurdan bu kişinin farklı bir kişilik olduğunu düşünüyorum. Belki de yoktur bilmiyorum. Hani dersi neye çalışmıştır bilemiyoruz ama. Peki sen bu konularla çok haşır neşirsin ki havası eğitim veriyorsun. Dediğini bak şu an anlatıyorsun. Sabah kadar da anlatırsın. Metafizik alemle ilgili yüzlerce belki binin üzerinde video, seans ya da evet. Neyse araştırmaların var. Yurt içinde yurt dışında.
Ledünle ilgili bir talebin, yani böyle bir çalışman, bunu öğreneyim tarzında oldum. Hani işte Allah ilmi isteyene verir ama altını doldurman lazım durumu var. Sen zaten bu alemden, bu alemde derken bu konularla haşır neşir olan birisi olduğun için var mı öyle bir şey? Şimdi şöyle, tabii ki olmaz mı ama şöyle söyleyeyim. Ama var da söyler ben, mi? Estağfurullah. Ben uzun yıllar hep şunu diledim. Şimdi bardak kalkıyor şöyle havaya. Onunla ilgili de farklı bir şey söyleyeyim sana birazdan. Onunla ilgili de başka bir iddiam var. Şöyle, ben uzun yıllar şunu diledim. Dedim ki Allah'ım ben insanlarla uğraşmayı sevmiyorum. Çünkü insanlar gerçekten çok garip, çok yoruyorlar. Hele hele bu zamanda. O nedenle dedim ki Allah'ım ben kimseye bir şey öğretmek istemiyorum. Ben sadece kendimi öğrenmek istiyorum. Bana öğret. Bana ilminin kapılarını aç. Bu duayı her zaman yapıyoruz. Bununla ilgili özel zikirler var. İşte insanın zihnini daha iyi çalıştırması, daha iyi anlaması, daha iyi işte ilim konusunda amel etmesiyle alakalı önemli terkipler var. Bunları da uyguluyoruz bazılarını. Bazen gevşeklik yapıyoruz, nefsimize yeniliyoruz, ayrı mesele. Hep dedim ki ben kimseye öğretmek istemiyorum, kimseyle işim olsun istemiyorum. Fakat bir zaman sonra bu ilimleri öğrendik. Sonra bu ilimleri öğretmemiz gerektiğini düşünmeye başladık. Çünkü bu dönem gerçekten çok sıkıntılı bir dönem. Ve şunu düşündüm. Dedim ki ben geldim. Bak 40 yaşında adamız abi. Ben geldim. 20 yıl sonra, 25, 26 yıl sonra gideceğim. Peki gittikten sonra ben... 26 yıl sonra? Ben peki kendi... İmzaladın mı? Sözleşme var. Estağfurullah. Ecel günü ölüm meleği. Bir de Rabbim bilir de. 26 diye. 25, 26. Şimdi bunları öğreniyorsun. Kendinin, öğrendiğin şeylerin rahmani ve iyi şeyler olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. O zaman niye başkasını öğretmiyoruz abi? Şimdi o nedenle şimdi eğitim de vermeye başladık. Senin soruna cevapla da ben de ledunne ilim olduğunu düşünmüyorum. Ama gizli ilimlerin birçoğuna vakıf olduğumu düşünüyorum. Peki diyeceksin ki Kürşat madem gizli ilimlerin pek çoğuna vakıfsın da niye insanlara öğretmiyorsun? İşte yavaş yavaş öğretiyoruz. Az önce ne iddia ettik? Hazır değil insanlar. Şu an özellikle şu Covid sürecinde astroloji patladı, işte bu tarz ilimler patladı. Merak var çünkü huzursuzlukları var, işleri ters gidenler var, her şeye, büyüye, muskaya yoranlar ya var. Ya sen ne diyorsun? O yüzden bak, bunların bu patlaması bile, da... Bu bambaşka bir ilim. Halen daha o kadar söylememe, anlatmama rağmen diyor ki hocam ben sizin havas kursunuza kaç para olursa olsun katılacağım, mutlaka katılacağım. Peki neden katılacaksın? Öğrenmekten muradın ne? Hocam diyor çok sevdiğim bir nişanlım vardı, benden ayrıldı, onu geri getirmek istiyorum. Bitti. Lan bunun için mi öğreneceksin bitti, sen? Bitti işte. Bu seviye, ya seviyede değil de nasıl diyeyim, yani... Algı bu noktada bunun önce bir kırılması lazım. Bunun ne olduğunun tam anlaşılması lazım. Aynen öyle. Lazım. Derdi ilim olanlar bizim yoldaşımız. Derdi ilim olanlarla yürüyeceğiz. Derdi dünyalık menfaat, erkek vücudu, kadın vücudu olanlarla beraber yol yürüyemeyiz. O nedenle ledun ilmi inşallah Rabbim layık görür de bize bu ilmi verir. Çay bardağı ile ilgili vaktimin de sonuna geldik. Hemen bir detay söyleyeyim sonra kapatalım. Çay bardağı ile ilgili konu da bir maddeyi hareket ettirme konusu, temessül etme konusu. İki türlü olur. Bir, eğer bir maddeyi, fiziki bir maddeyi hiçbir temas olmadan, fiziki bir temas olmadan hareket ettirmek istiyorsan bu telekinize ile olabilir. Yani insanın kendi enerjisini kullanarak bu yapılabilir. Ya da bir cin kullanırsın. Bir cini kullanmak suretiyle cin görmediğimizden ötürü bir cin bir maddeyi hareket ettirebilir. Şu şekilde şöyle çekebilir mi? Aynen öyle. Çeker, o kütlesi biraz ağır. Belki zor olabilir. Hı-hı. Kütlesi daha hafif olan bunun şeyleri. Bunun delili de var Kur'an'da. Hazreti Süleyman taht mevzusu. Gelmesi İfretin gibi. Gelmesi mevzusu. Tahtla ilgili sana bir sır vereyim mi? Bak sana ledinli bir sır vereyim. Hazreti Süleyman, Belkıs'ın tahtı Hazreti Süleyman'a gelmişti biliyorsun. Hazreti Süleyman'da kaldı. Neyse oralara girmeyeyim de başka konuma devam edelim. Şimdi de bende falan. Arka odada falan. Hazreti Süleyman'ın tahtı şu an nerede biliyor musun? Bak şok olacaklara bir bilgi vereyim. Senin de şok olacağın bilgi. Hazreti Süleyman'ın tahtının üzerinde şu an iblis oturuyor. Şu an Hazreti Süleyman'ın tahtını hayatını kaybettikten sonra çalındı. Ve şu an iblis oturuyor. İblis o tahtın üzerinde. Cinler, hadislerde de var. Cinler diyor ki bazı itiraflarında biz Felak Nas ayetlerinde söylediği gibi karının ve kocanın arasını ayırdığımızda yani bir aile düzenini bozduğumuzda büyük babamız şeytan, Baphomet, iblis bize bir günlüğüne tahtını verir. Tahta oturduğumuzda sanırız ki bütün hükümdarlık bizde. Niye? Tahtının özelliği var. Çünkü o Belkıs'ın daha sonra da Hazreti Süleyman'ın kullandığı taht. Şu an ibliste o bizim emanetimiz.
Bunu bir gün alacağız. O zaman fiziksel bir şey değil. Var tabii canım. Fiziksel hali de var. Yani. Onlar metafizik, biz fizik. Ama fizik ve metafizik alem iç içe değil mi? Yani fiziki maddeyi yani kullanmıyorlar fiziki mı? Fiziki bir maddenin üzerinde metafizik bir varlık var. Oturuyor ve etrafında olabilir diyoruz. Evet. Yer belli mi? Olabilir, olabilir demiyorum. Kesin öyle diyorum. Kesin öyle diyorsun. Ben emin olmadığım bir şeyi böyle net bir dille konuşmam. Mesela senden önce Ebru Hanım'la program çektik. Hı-hı. Orada kutsal ayı sandığının çıktığını düşünüyorum. Olabilir dedim. Ama bak burada demiyorum. Kesin diyorum. Delil? Yine arkadaşlardan mı? İşte delil deyince fiziki bir delil ortaya sunamıyorsun. Yok, çünkü yok. Metafiziki duyduğum bir olay. Şey sonuçta. Tabii duyduğum ve gördüğüm diyelim. Duyduğum ve gördüğüm. Ama Hazreti Süleyman'ın tahtının, o bizim emanetimiz. Ve ben gerçekten çok içerliyorum bu duruma. O bizim emanetimiz. Allah inşallah izin verirse o tahtı bir gün alacağız. Ama bir peygamberin iş başka bir yere gidecek. Şimdi konu da uzatmayalım. Bir peygamberinin özel bir eşyasını ya da ona atfedilmiş bir şeyi bir iblisin eline geçmesine, bu böyle bir izin neticesinde mi olur sence? Olur mu, olmaz mı? Nasıl izin neticesinde? Yani ona ait bir şey, yani iblisin elinde olması sünnetullah, yani Allah'ın kutsal ihsanından bahsettik ya. Kutsal ihsanından bahsettik ya. Ayısanın içinde taş tabletlere yazılı 10 emir var. Hı. İki tane ayrı ayrı tablet, yani şu boyda olduğunu tahmin ediyoruz. A4 boyutunda olduğunu tahmin ediyoruz. Belki biraz daha büyük. Bir tane asa olduğunu düşünüyoruz. Peygamberlerden bir, şeyler. Bir de içinde ne var? Kalıntılar ya da... Man var. Man ne? Bugün manla diyebildiğimiz macun. Aslında o macundur. Bugün çevirdiler sıvıya bu mason arkadaşlarımız. Altından... Evet. Özü onun macundur. İçinde man var. Kutsal ayı sandığın içinde. Peki kutsal ayı sandığın içine konulan geriye kalan man nerede? Hazreti Musa'nın ellerinin değdiği man nerede? Yine iblisin tayfasında. Saklıyorlar onu. Neden? Çünkü büyüleri bozan en büyük peygamber Hazreti Süleyman'dan sonra Hazreti Musa'ydı. Musa'nın emaneti bizde diyor. Hazreti Süleyman'ın da diyor emaneti bizde. Hüküm sahibi biziz. Hem fiziki dünyanın hem metafiziki dünyanın hükümdarı biziz diyor. Şimdi bir peygamberin emanetinin onda olması sakınca olsaydı onlar olmazdı diye düşünüyorum. Eğer sen sahip çıkamıyorsan sana ait bir şeyi onlar kullanabilir. Başka bir delili var mı? Var. Peygamber Efendimiz ne diyor? Sen eğer kullandığın bir eşyayı besmele çekip yerine koymazsan cinler ona ortak olur diyor. Ha, her şey ki, ortak olur. Demek yani, ki bana ait bir şeyi kullanabiliyormuş. İlişkisinde bile. Tabii ki. İlişkiden önce Allah'ım dişi ve erkek şeytanların şerrinden sana sığınırım demezsen sizin o cinsel münasebetinizde de ortak olurlar hadisi var. Evet. Dolayısıyla her şeye ortak olabiliyorlar. O nedenle de tahtı da almış olabilirler. Manayı da almış olabilirler. Manı bilmem, yesinler içsinler onların olsun da taht bizim. İnşallah o tahtı alacak o ordunun içinde ben veya benim zürriyetimden gelen birileri olur. Zaten şimdi tabii o geçişleri Kore'de 26 yıl yaşayacağım dedi. 26 yıla kadar da dilimi sürçmüştür. Ağzına sağlık. Bu seri güzel gidiyor. Bunlara yine böyle konularla ilgili hem metafizik konular hem de böyle kadim sırlar, gizli ilimler, merakla edilen konular. Ama tabii sağlam anlatmak lazım. Böyle çok uçmadan, kaçmadan, hurafeleri dahil etmeden, altını doldurarak. Yine Kürşat Berkan bu konular hakim. Yıllardır da takip ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Artık azar edin de gideyim sonra. Ya. 25. yılda abi bu video patlıyormuş böyle falan. 26. Öleceğini bildi. Öleceğini bildi. Rabbim bilir ancak, ölüm meleği bilir. Bir de o konuda da bir şey söylerim. İnsanların yanlış bildiği bir husus. Azrail, Azrail deyip duruyorlar. Azrail diye bir melek yok. Ölüm melekleri var. Ölüm meleği de değil bak. Ölüm melekleri var. Çünkü bu çok tartışma konusu oluyor. Ölüm melekleri değil, bir tane ya. Bak sen de yanlış biliyorsun. Ölüm melekleri var. Ama öyle bilinir. Ehl-i sünnet öyle. Bilinmesi önemli değil. Sen Kur'an'a bak. Ölüm melekleri var. O nedenle Azrail değil, ölüm melekleri olarak söyleyelim onlara. Azrail denmesine bir sakınca var mıdır? Yoktur. Ama bilin ki Azrail diye sadece bir ölüm melek yok. Anında gelen belki ölüm melekler olur, sorgu, sual. O, ama direkt canı alacak dünyanın her yerinde de aynı anda. Çünkü boyut farkı olduğu için orada biraz ayrıştık gibi oldu. Onlar Azrail'le ilgili ölüm melekleri. Yapalım o zaman. Ölüm melekleri. Cinleri fısıldayan adam. Yeni filmimizin adı. Bir de bana öyle, bir de bana öyle lakap taktı. Yapalım böyle. Cinleri fısıldayan adam. Bir şey söyleyeceğim. Ben metafizik uzmanı buradan değilim. Buradan da öyle ya. Bir aslında sürpriz diyelim. Metafizikle ilgili tabii şeyler var hep kafamızda. Şöyle bir film yapalım, böyle yapalım. İşte zihni konuşalım, beyni, halüsinasyonları, metafizik alemi konuşalım hep var ama bunun çok merdiven altında müsait olması durumu da var ya. İşin o tarafından böyle sahtekarlığını da konuşalım. Cinleri fısıldayan adam diye. Ya bir sana bir şey söyleyeyim mi? Ne numaralar? Bütün numaraları. Ne numaralar biliyorum var ya. İnsanın aklı hayale durur ya. Aklı hayale durur bak. Cincilerin uyguladığı ama işin altında
sahtekarlık yatan öyle numaralar biliyorum. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Ama ekranlarda anlatamıyoruz bunları. Prodüksiyon anlamında yine biz yapım şirketi olarak biz sponsor mu arıyoruz? Sponsor da değil. Hani der ki benim ya işte şurada evim var. Şurada şu var. Destek olabileceklerden de destek alalım. Hani 2-3 mekanda 5-6 tamam, oyuncu oyunculuğunu senaryosu senaryoyu yazması benden. Çekmesi senaryo senden. Senaryo ben çekeceğim. Başrolümüz Ebru Hanım. Oyuncuları yine varsa destek olmak isteyen ulaşsın. Lucid Rüya. Şimdi bizim Birlik Akademi malumunuz bir akademi oluşumuna girdik. 50'nin üzerinde eğitimci ve onların her birinin ikişer, üçer eğitimi var. Tek oturumluk, 3 aylık, 5 aylık sürecek eğitimler de var. Kürşat Berkan da eğitimcilerden bir tanesi. İlk bir kısa, bir seminer şeklinde bir 2-3 saatlik, 3 saat daha doğrusu bir Lucid Rüya eğitimi olacak. Videonun altına yine linki koyarız. Nedir bir açalım Lucid Rüya, işte rüya görüyoruz, rüyamızı yönlendirebilir miyiz? Niye o rüyayı görüyoruz? İşte sabah namazında gördüğün rüya nasıldır? Rahmani rüya, şeytani rüya, rüyayla amel edilir mi? Bir sürü konu var rüyayla ilgili ama Lucid sanki hani ben bilinçli görüyorum, kontrolde ediyorum. Rüyamda bir şey gördüm, müdahale ediyorum gibi de anlaşılıyor ya. Böyle filmler de çok var. Inception gibi birçok rüya içinde rüya, başkasının rüyasını kontrol etmek gibi. Bir aç bakalım nedir ve seminerde de neler anlatıyorsun? Şimdi şöyle, Lucid Rüya terimini ilk defa bize kazandıran Oxford Üniversitesi'nden Sally Green diye bir parapsikolog. Onun tabiriyle ve anlatımıyla ortaya çıktı ve çok daha büyük bir iş yaptı bence. Emek ortaya koydu. Lucid rüya senin de söylediğin gibi aslında kontrollü rüya demek. Yani rüyamızı kontrol edebilmek demek. Örnek veriyorum, rüyaya yattınız, uykunuza yattınız, uykunuzu uyuyorsunuz ve uykunuzun bir bölümünde rüya görmeye başladınız. O yakaza dediğimiz bölümü atlattınız ve bir rüya görmeye başladınız. O rüyada elinde silahla bir tane katil sokakta karşılaştınız. Sizi kovalamaya başladı. Sizi öldürecek, vuracak ya da elinde bir bıçakla. Eğer lucid rüya bilincinde olmadan o rüyayı görürseniz eninde sonunda öldürülürsünüz. Ya da işte kötü bir rüya olarak sizde kalır. Ama lucid rüya bilincinde olursanız o katil size doğru gelirken o rüyayı tam tersine çevirip kontrol altına alıp bu sefer siz o katili yakalayabilirsiniz ya da kovalayabilirsiniz. Buradan da anlayacağımız şudur. Lucid rüya gördüğümüz rüyayı kontrol edebilmek demektir. Peki kardeşim ben rüyamı kontrol etsem ne olur, etmesem ne olur? Kontrol etmezsen 1. Şeytani rüyalarda saldırıya uğrayabilirsin. 2. Kabusların da o kabusların kabus olarak kalmaya, senin bilinçaltını etkilemeye devam eder. Lucid rüya ile rüya görürsen 1. Kabusların tamamıyla ortadan kalkar. Hiçbir kabus görmezsin çünkü artık sen rüyanı kontrol edebilen bir birey haline gelmişsindir. Ve kabus olarak niteleyeceğimiz yani korkunç olayların cereyan ettiği o rüyayı tersine çevirip daha güzel ve sonucunun senin lehine olduğu bir rüya haline getirebilirsin. Aynı zamanda en çok muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi bu eşek sıpası cinler rahat durmuyor maalesef. Sürekli böyle bizi rahatsız ediyorlar rüyalarda çünkü fiziki hayatta çok temessül edemediklerinden rüyada saldırmaya çalışıyor veletler. O veletleri durdurabilmek, o rüyayı kontrol edebilmek, onların bize saldırmasını engellemek adına lucid rüyayı öğrenirsek onlar bize saldırıya geçtiği anda biz kendi enerjimiz, beden enerjimiz, ruh enerjimiz ve bilincimizle yani lucid rüyayla onları mat edebiliriz, biz onları korkutabiliriz. Yani kısacası biz manevi olarak da o rüya dediğimiz boyutta güçlü hale gelebiliriz. Lucid rüya bu kadar önemlidir. Peki en çok merak edilenlerden bir tanesi. Hocam ben lucid rüyayı öğrenirsem Murat Zurnacı'nın rüyasına girebilir miyim? Ya bu da ayrı bir fantezi, ayrı bir manyaklık abi. Başkasının rüyasında senin ne işin var yani? Ne yapacak? Algı yapacak orada. Farklı bir fikir sokacak. Başkasının rüyasına girebilme durumu evet var. Ama başkasının rüyasına girip o kişiyi etkileme gibi düşünüyorsak bu yok. Peki nasıl olur? Ben dışarıdan bir müdahaleyle Murat'ın rüyasına, yani Murat'ın bilinçaltına aslında, rüya dediğimiz rüyanın gerçekleştiği yer orası. Murat'ın rüyasına girip Murat'a istediğim şeyi gördürebilir miyim? Bir ölçüde evet gördürebilirim. Çünkü bütün enerjimi harcayarak
Murat'ın enerjisine hakimiyet kurmaya çalışıyorum ve onu tahakküm altına almaya çalışıyorum. Zaten gördürse de yeter. O algıyı vermek için. Sadece algı. Olur. Bak bunu cinci hocalar da yapıyor. Kafanda bir şeyler vardır mesela. Soru işaretlerim vardır. Gelip o rüyada o sembolü, o işareti, o işi neyse gösterirse. Aa bak göründü bana diye bir kafanda belki. Bravo. Bunu yapayım diyebilirsin. O yüzden her zaman ne diyoruz? Aslında çok iyi bir noktaya geldin. O yüzden her zaman ne diyoruz? Rüyayla amel edilmez. Eğer rüyada bir şey gördün, onunla amel etmek istiyorsan istihareye yatacaksın. İstihare de bir rüya biliyorsun. Onaylama rüyası. Bunu istihbarat servisleri de kullanıyor. Bunu cinci hocalar da kullanıyor. Örnek mesela cinci hocaya gidiyorsun diyorsun ki, tabii bunu kimse yapmasın, şeyde öğretmiş olmayalım ama cinci hocaya gidiyorsun diyorsun ki, ya işte ya hocam Ebru Hanım benim paramı vermiyor, borç aldı benden. Nasıl yapacağız? Ben paramı geri almak istiyorum. O cinci hoca demeyeyim de metafizik uzmanı kendi cinini senin kılığında Ebru Hanım'a gönderiyor. Ebru Hanım'ı sabaha kadar dövdürüyor. Ya da paranı geri vermesi için baskı kurduruyor. Düşünsene bir hafta boyunca Murat'ı görüyor rüyasında. Murat sürekli işte benim paramı ver, niye vermiyorsun vesaire baskı yapıyor. Psikolojik olarak etki altına alıyor ve sonra onun gerçekleşmesini sağlıyor. Yani lucid rüya bu kadar önemli. İstihbarat servisleri de kullanılıyor. Ancak şunu da belirteyim. Lucid rüyada bir başkasının rüyasına girmek o kadar kolay bir şey değil. Çünkü her insanda aura dediğimiz bir duvar var ve bu aura herkesin kendi evi, kendi mahremi. O mahremden içeriye girmek çok zor. Çok ciddi bir enerji, çok ciddi bir profesyonellik istiyor. Hani öyle aa bak böyle oluyormuş, dur ben de öğreneyim falan gibi bir düşünceye girişmesinler. Burada lucid rüyayı anlamak, öğrenmek isteyenlerin temel noktası kabusların, korkulu rüyaların ortadan kalkması, rüyada gerçekleşebilecek her şeyin kontrolünün bizde olması ve metafiziki alemde gelebilecek saldırıların önüne geçme meselesidir. Mana vermede de faydalı mıdır? Hani gördüklerine yılan, akrep. Yok o bambaşka bir şey. İşte yüksekten düşeriz. Yok. Koşarken yavaşlarsın, koşamazsın falan, herkeste vardır bunlar. Hani birinden kaçarken bir yavaşlar. Şimdi o rüya, bir sürü şeyler var. Yok o rüya ilmine giriyor ama bak orada da aslında yine güzel bir yere geldin. İnsana göre de değişiyor bu tabii. O aslında yine güzel bir yere geldin. Orada da şöyle bir husus var. Eğer gördüğün rahmani bir rüyaysa, bak şeytani rüyaya müdahale edebiliyorsun. Eğer gördüğün rahmani bir rüyaysa, Allah Celle Celaluhu sana bir rüya gördürecek, o rüyada sana bir mesaj verecekse, o rüyada da bir uçurumdan aşağı düşmen gerekiyorsa düşersin abi. Engel olamıyorsun. Yani lucid rüyayı bildiğin halde, o bilinçle rüyaya çıktığın halde engel olamıyorsun. Çünkü o uçuruma gitmen, giderken giydiğin elbise beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, giderken giydiğin elbise, aşağıya düşüş şeklin, suya mı düştün direkt, çarptın mı? Yoksa kara mı düştün? Düşerken, düşerken seni bir tane kuş yakaladı mı? Ne oldu? Ya da oraya giderken birini gördün mü? Düşmeden önce Murat'ı gördün, sana dur dedi mi? Bunların hepsi önemli detaylar ve rüyayı anlamlandıracak detaylar. Bir de herkesi de anlatmamak lazım değil mi? Tabii rüyada. Ki bileni anlatmak lazım. Rüyalarda da şöyle bir şey var. Biz rüya gördüğümüz zaman diyoruz ki mesela hocam ben... Google'a yazıyoruz. Yok yok şey yapıyoruz. Hocam diyor ben rüya gördüm, rüyamda yangın çıktı. Yangın çıktı hocam, anlamı ne? Olmaz böyle bir anlam ya. Böyle bir anlam olmaz. Ne olur? Yangın nerede çıktı? Yangına sen müdahale mi ediyordun? Yangına sen yalnız mıydın? Çıplak mıydın? Üzerinde elbise var mıydı? Bak bu da önemli bir detay. Çıplak mıydın? Elbise var mıydı? Yangın senin evinde miydi? Başka bir yerde miydi? Çalıştığın yerde miydi? Yangının, alevinin rengi neydi? Hepsi bir detay. Hepsini toparladıktan sonra ortaya bir sonuç çıkar. Yoksa sadece ben yangın gördüm demeyle yangın olmaz. Rüya yorum olmaz. Yorumlama gibi siteler de var. Rüyada yangın görmek. Yani o basit yorum. Basit bir anlamı oluyor. İşte bu yüzden rüya ilmi var. Ha bu arada bu rüyayı anlatıyoruz diye de ben rüya bakım falan yapmıyorum. O yüzden kimse ulaşmasın. Ha biliyoruz ama yapmıyoruz. Çünkü çok uzun ve teferruatlı emek harcanması gereken bir konu. Benim de zaten vaktim yok. O nedenle o konuya girmiyoruz. Ama lucid rüya bana göre kendimizin, öğrenmemizin yanı sıra çoluğumuza, çocuğumuza da öğretmemiz gereken bir mesele. Bu kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzün büyük bir bölümü dışarıda realde geçiyor. Büyük bir bölümü rüyada geçiyor. Bu kadar büyük bir bölümü kaplıyorsa bizim hayatımızda rüya, onunla ilgili bir tasarruf sahibi olmamız lazım ya. Evimizde yaşıyoruz, evin erkeğiyim, evin kadınıyım diye övmeyi biliyoruz. Rüyada süt dökmüş kedisin. Hakimiyet hep başkalarında. Rüyada bir de unutma da çok olur değil mi? Onların... Unutmak şeytandan. Çünkü rüyada, bak rüyada astralde de çıkabiliyorsun. İstemsizce astralde de çıkabiliyorsun. Başka alemleri görebiliyorsun. Başka sırlara vakıf olabiliyorsun. Başka varlıklarla, başka kişilerle görüşebiliyorsun. Yani rüyada ilahi düzene ait pek çok şeye şahit olabiliyorsun. Ve içinde rahmani haberci rüyalar da var.
bunların gerçekleşmesini o iblis tayfası istemiyor. Çünkü rüyada bilinç kazanıyorsun. O bilinci kazanmanı istemiyorlar. Bu nedenle de engelliyorlar. Ve sana unutturuyorlar. Yani peki çok rüya görmek ya da hiç rüya görmemek. Hepimiz yani çok rüya görüyoruz. Bazı insan ya ben hiç rüya görmem der. Aslında görür mü normalde? Kesinlikle unutur mu? Görür ve çok rüya görür aslında. Çok rüya görür. Hatta ben iddia ediyorum. Lucid rüyayı öğrenseler rüyalarında öyle macera yaşayacaklar ki James Bond filmleri halt yemiş yanında. Öyle tatlı maceralar yaşayacaklar. Uyanmak istemeyecekler. Ciddi söylüyorum. Uyanmak istemeyecekler. Tam istediğimiz. Ya sen ne diyorsun? Hani kendim bazen yaşıyorum böyle Lucid'le beraber uykuya yatıyorum. Öyle maceraları yaşıyorum. Uyanıyorum ya da birisi uyanıyor. Ya diyorum dur şimdi mi zamanıydı yani? Tam şeyine gelmiştik. Piramitlere giriyorduk falan. Tabii bu şakası işin. Lucid rüya ile beraber rüya görmek de çok keyifli, zevkli. Şimdi Lucid ile beraber yattım uykuya, rüyaya dedin. Dolayısıyla şu soru geliyor akla. Bunun öncesinde bir ritüeli. Yok, bilinci hazırlamak sadece. Nasıl yani? Lucid oradaki rüyayı, şimdi onu anlatırsak eğitimin anlamı kalmaz. Tamam, hani var mı bir ufak tefek şeyler, okumalar, şöyle, namaz ya da başka yok, mi var? Yok yok. Ya da belli zikirler. Bu tamamıyla bilinci hazırlamakla alakalı ama bunu öğrenme safhası önemli. Önce bir öğreniyorsun. Yani yemeğin nasıl yapılacağını öğreniyorsun. Ondan sonra onu öğrendikten sonra malzemeleri artık biliyorsun zaten. Uykudan önce bilincini hazırlıyorsun. Bir küçük detay var ama önemsiz detay. Bilincin, onu zaten eğitimde anlatıyoruz. Bilincini hazırlıyorsun. Sonra da mışıl mışıl uyuyorsun. Hepsi bu. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yine herhalde 14 Ocak'taydı ilk. Bir 3 saatlik galiba, genel evet, anlamda bir eğitimi, bir seminer şeklinde. Videonun altında linki olacak. Birlik Akademi'de olacak. Sonra onun belki kursunu planlayacağız. Sonrasında yine havas ya da benzeri metafizik konularla ilgili işte cinler alemi ve diğer detayları da merak ediyorlar. Onunla ilgili de eğitimler yine planlayacağız. Birlik Akademi'nde başka eğitimcilerimizin de yine eğitimleri olacak bu süre içerisinde ki yeni yılla beraber artacak bu da kısmet olursa. Hem spiritüel konular var hem pozitif bilimler var. Yani yabancı dilden tutun işaret diline kadar bu tarafından havasından astrolojiye kadar birçok matematiğinden tarihine kadar birçok branşın uzmanlarıyla beraber anlatıldığı bir akademi oluşumundayız. Desteklerinizi bekliyoruz. Son sözünü alayım, kapatalım. İnşallah daha güzel projelerde, daha güzel programlarda beyaz. Ama şu gireriz. Sinema filmiyle ilgili tamam inşallah. Cinlere fısıldayan adam. Biraz da böyle şey espritüel bir çalışma yapalım. Büyülerin getirilmesi, cin şeyleri nedir o, taciz vakaları falan oralarda bir girebiliriz aslında. Yalnız bilemiyorum, ondan sonra bu atraksiyonları gösteren cincileri kendine düşman edersen ben karışmam. O, ama senarist Kürşat Berkan değil, onun dünyasını yine bizim üstümüze attı çektik diyeceğiz. Sen korunursun, sorun yok. Bence de Rabbim koruyor. Peki. Evet, Kürşat Berkan'ın YouTube kanalına destek olun, abone olun. 500 bini görsün artık. İnşallah. Kaç oldu? 100 bini geçti. Valla geçti, 125 bin falan herhalde. Oo, maşallah. Ama video atamıyoruz, vakit bulamıyoruz ki. İşte düzenli videolar atacak, abone olun. Abone olursanız atacak. Ve yine neden böyle? Ve yine sebep sonuç ana büyük kanalımız. Oraya da desteklerinizi bekliyoruz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.